Osmanlı-Rus mücadelesi ve bu mücadele sırasında yapılan anlaşmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Arkadaşlar A, B, C ve D seçeneklerinde herhangi bir hata yok. Fakat E seçeneğinde 1829 Edirne Anlaşması Osmanlı Devleti Sırpların bağımsızlığını değil özelliğini kabul ediyor. Ve Yunanlıların Morada özelliğini değil bağımsızlığını kabul ediyor. Yani tam tersi olacak diyebiliriz. Cümleyi tekrar ifade edelim. Osmanlı Devleti Sırpların bağımsızlığını ve Yunanların morada özelliğini kabul etti ifadesi hatalıdır. Osmanlı Devleti Sırpların özelliğini Yunanların morada bağımsızlığını kabul etmiştir Edirne Anlaşması ile. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı-Rus mücadelesi ve bu mücadele sırasında yapılan anlaşmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Arkadaşlar A, B, C ve D seçeneklerinde herhangi bir hata yok. Ancak 1897 İstanbul Anlaşması Rusya ile yapılan bir anlaşma değildir zaten. Yunanistan ile yapılan bir anlaşmadır. Ee, ve aynı zamanda o anlaşma içerisinde E seçeneğindeki maddede bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Rusya'nın Kırım Savaşı sırasında Boğazları kontrol etme yönelik faaliyetleri karşısında devletlerinden hangilerinin Osmanlı Devletinin yanında yer aldığı savunulabilir. Arkadaşlar İngiltere, Fransa ve Piemonte üçü de Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacak. Hatta üçünün de savaşa dahil olmasıyla birlikte e, bu savaş Avrupalı devletlerin Rusya'yı hem Avrupa ve hem de Akdeniz'in dışında tutmak amacıyla gerçekleştirdiği bir savaş haline de dönüşecek diyebiliriz aslında. E, dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olur? Nokta 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 düşüncesini savunanlarda peygamber zamanındaki hayat tarzına dönüş düşüncesi vardı. Bunun için peygamber devrinde var olmayan yahut hoş karşılanmayan ne varsa yasak edilmeliydi. Onlara göre altın ve ipek kullanmak günahtı. Mezarın değil ziyareti yerinin belli olması bile haramdı. İlk akıl yürütenin şeytan olduğu gerekçesiyle aklın kullanılmasına da karşı çıkıyorlardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim ile hadisi şeriflerden sonra İslam hukukunun diğer iki kaynağı olan icma ve kıyası reddetmektedirler arkadaşlar burada bahsedilen Tabii ki Vehhabilik olacak Vehhabilik bu tarz düşüncelere sahip olan bir grubun oluşturduğu düşünce diyebiliriz aslında Dolayısıyla cevabımız aşık olacak diğer seçeneklerimizin ne olduğunu da bir hatırlayalım Pan-Slavizm, Slav ırklarını birleştirme düşüncesiydi. Pan-İslamizm, İslam dinini benimsemiş olan devletleri birleştirme düşüncesidir. Ümmetçiliği de biliyorsunuz zaten İslam dinini benimseyenlerin e, birlikte ilerlediği yol diyebiliriz. Kısaca Grek projesi ise e, Osmanlılarla savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu gizli bir plandı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir. Aşağıdan Nazlı'nın Vehhabi hareketi ile ilgili olarak hazırlamış olduğu sununun bazı bölümlerine yer verilmiştir. Arkadaşlar a- B, C ve D seçeneklerinde hatalı bir bilgi yok. Ancak hareket 1820'de isyanın bastırılmasıyla tamamen tarihe karışmayacak tabii ki. Hatta günümüzdeki Arabistan'ın kuruluşuna kadar devam eden bir süreç olacak. Evet, o süreçteki isyan bastırılmış olsa da liderler Hindistan'a kadar ilerleyip kaçacaklar arkadaşlar ve Vehhabi hareketi devam edecek diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın hükümlerinden hangileri doğrudan azınlıkların Osmanlı Devleti'ne bağlılığının zedelenmesine yol açmıştır? Bakalım arkadaşlar. Kırım Hanlığı bağımsız olacaktır. Arkadaşlar bu durum azınlıkları etkileyecek bir durum değil. Yani onların Osmanlı Devleti'ne bağlılığını etkileyecek bir durum değil. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Ruslar Fransa ve İngiltere'ye verilen kapitülasyonlardan faydalanabilecektir. Aynı şekilde bu durumda bağlılığı etkileyecek bir durum değildir. Rusya Osmanlı Devleti'nin yönetimi altındaki Ortodoksların haklarını koruyabilecektir. Yani arkadaşlar artık Ortodokslar Osmanlı Devleti'ne değil de Rusya'ya bağlı olmaya başlayacaklar değil mi? O zaman Osmanlı Devleti'ne bağlılığını zedeler mi bu durum? Tabii ki zedeler. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin Rusya ile ittifak yaparak Rus donanmasının Boğazlardan geçmesine izin vermesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar bu duruma etki eden durum tabii ki Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesidir çünkü Fransa Mısır ve Doğu ticaret yolları üzerinde üstünlük elde etmeye çalışıyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de bu durum karşısında Rusya ile ittifak yapmak durumunda kaldı. Bu yüzden doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır. Bu durum Avrupalı devletlerle ilgili yargılarından hangilerini kanıtlamaktadır? Arpa'lı devletler Osmanlı Devleti içerisindeki Yunan isyanını desteklemişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım. 1815 Viyana Kongresi kararlarına aykırı davranmışlardır diyebilir miyiz elbette. Çünkü Viyana Kongresi'nde Fransa ihtilali ile birlikte ortaya çıkan bütün düşüncelere karşı çıkılmıştı arkadaşlar. Yani azınlık isyanlarına destek verilmeyecekti. Milliyetçiliğe karşı olunacaktı. Ancak Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda bunu uygulamamışlardır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü göz ardı etmişlerdir diyebilir miyiz? Elbette. Çünkü Osmanlı Devleti içerisinde çıkan bir isyanı desteklemeleri e, bize bunu gösterecektir zaten. Milliyetçilik hareketlerinin yayılmasına zemin hazırlamışlardır. Zaten isyanın sebebi milliyetçiliktir arkadaşlar. Bu da doğru olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 19. yüzyılın başlarında Avrupa siyasi haritasında aşağıdaki devletlerden hangisi yoktur? Arkadaşlar Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere vardır. Ancak İtalya henüz yoktur. İtalya topraklarında pek çok şehir devleti vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde İngiltere net bir şekilde Osmanlı Devleti'nden yana tutum almıştır? Arkadaşlar Napolyon'un Mısır'ı işgali sürecinde İngiltere net bir şekilde Osmanlı'nın yanındaydı. Ancak Yunan isyanı sürecinde İngiltere tarafsız olduğunu ifade etmişti. Kavalı Mehmet Ali Paşa isyanında da Osmanlı Devleti'ne destek olmamıştı. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti'ni aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlaştırmıştır? 1807'de Rusya ve Fransa arasında Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için Tilsit Anlaşması imzalanmıştır. Arkadaşlar bu anlaşmaya göre Rusya Avrupa'da Fransa'nın yanında yer alacaktı. Yani İngiltere'ye karşı bir tutum söz konusuydu. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ni paylaşma gibi bir durumda söz konusu olduğu için bu anlaşma Osmanlı Devleti ve İngiltere'yi birbirine yakınlaştıracak. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Rusya'nın Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki girişimlerinden hangisinin Avrupalı devletlerin daha fazla tepkisine neden olduğu savunulabilir. Boğazlarda ve Akdeniz'de etkinliğini artırma, Kırım'ın bağımsızlığını sağlama, Karadeniz'de donanma bulundurma, kapitülasyonlardan yararlanma, Kafkasları ele geçirme. Arkadaşlar B, C, D ve E seçenekleri çok fazla etkinliğe sebebiyet vermeyecek. Ancak Boğazlar biliyorsunuz ki her devlet için önemli bir nokta ve özellikle İngiltere ve Fransa Rusya'nın Boğazlar üzerinde ve Akdeniz'de etkinliğini arttırma düşüncesinden çok fazla rahatsızlık duyacaklar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 19. yüzyıl başlarında İngiltere ile Rusya arasında çıkan Boğazlar sorunu, aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Boğazların uluslararası statü kazanması sonucunu doğurmuştur? Arkadaşlar, 1841 yılında imzalanan Londra Anlaşmasıyla ya da sözleşmesi de diyebiliriz. Birlikte Boğazlar uluslararası bir statü kazanacak ve aynı zamanda Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki mutlak hakimiyetini de kaybetmiş olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen anlaşmalardan hangilerinin yapılmasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorununun yaşanması etkili olmuştur. Arkadaşlar Kütahya Anlaşması zaten Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen bir e, anlaşma olacak. Dolayısıyla tabii ki doğrudan bu durumla alakalıdır diyebiliriz. Aynı zamanda Hünkar İskelesi Anlaşması da yine Mehmet Ali Paşa sorununun ardından e, Rusya ile imzalanan bir anlaşma. Osmanlı kendisini e, Rusya ile dost ilan edecek ve aynı zamanda Rusya'ya özellikle Boğazlar konusunda çok fazla ayrıcalık verilecek bu anlaşmayla yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunuyla alakalı bir durumdur. 1840 Londra Anlaşması ise Mısır sorununun çözümü için yapılmış olan bir anlaşma aslında arkadaşlar. Özellikle Hünkar İskelesi Anlaşması'yla Rusya'ya boğazlar konusunda çok fazla haklar verilmiş olması İngiltere'yi rahatsız edecek. Ee, İngiltere'de bu Mısır sorununu Avrupa sorunu haline getirecek ve bu sorunu çözmek amacıyla da Londra Anlaşması yapılacak arkadaşlar. Yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunuyla alakalıdır diyebiliriz yani. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır.